Videoya geçmeden önce ufak bir bilgilendirme yapmak istedim arkadaşlar. Eğer bana destek olmak isterseniz ana sayfada bulunan katıl butonuyla bana desteğinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Başka bir video ile başka bir içerikle karşınızdayım. Böyle kanala arada 2-3 dakikalık, 5 dakikalık küçük mini bilgilendirme videoları da atmak istedim ve bir pet bilgilendirme videosuyla karşınızdayım. Şu anda pete nasıl transformation basılır? Hangi skinleri basabiliriz ve elimizde çeşit çeşit skin basılmış petler var. Bunları birlikte değerlendirelim. Bilmeyenler olabilir. Bir rehber niteliğinde kısa bir video yapmak istedim sizlere. Ve ilk önce şöyle üzerimizdekileri göstermek istiyorum. Serverda nadir bir dragon petimiz var. Serverda 2 adet var Olympia serverında. Bunu da Eagle Fly arkadaşımdan ödünç aldım burada videoda sizlere göstermek için. Gördüğünüz gibi 35 level dragon pet. Bunların hepsini bu videoda çıkarıp görüntülerini sizlere göstereceğim. Pet düşünenler için güzel bir rehber olacağını düşünüyorum. Bir tane şeytan petimiz var. Bunu da pazardan çektim bu video için. Bir tane Hatred 60 level petimiz var. Bu da bu videoda önemli bir yer edinecektir. Çünkü 60 level pette hangi skill'ler var, ne kadar işimize yarayacak birazcık bunlardan bilgiler vereceğim. Ve kendi petimiz Kufbinder var burada. Bunda da yine hepsinin görüntülerini göreceğiz. Aynı zamanda videolarımızda, farm videolarımızda çeşitlilik olması için kendime bir tane pet TS'si çektim. Bunu da birlikte nasıl basıldığını, nasıl isim verildiğini göstereceğim. Bunların haricinde bize normal pazarda satılan drop olarak aldığımız image change'ler var. Bu image change'lerin burada 100K'ya alabilirsiniz. Ama bunların modeline, versiyonuna göre de TS çeşitleri değişiyor tabi. Gördüğünüz gibi şu droplar high. Bunlar pazardan çekiliyor. Drop olarak alabiliyorsunuz. Burning Skeleton tarzı moblardan düşüyor. Bir de bunun medium'u var. Medium'unu şu anda bulamadım. Daha doğrusu çok pazar gezmedim ama üzerimde bunlar vardı. Direkt bunları göstereceğim. Bu çeşit bunlarla çeşitli para harcamadan, yani şu pustan almadan da petinize model şekil verebilirsiniz. Başka söyleyeceğim, şöyle bir pustan ilk önce bunların fiyatlarını göstereyim sizlere. Buradan pet kısmına, buraya arama yerine pet yazdığımız zaman buradan görebiliyorsunuz hepsini. Burada birinci sırada çıkan zaten oto kutu toplama 248 keşten karşınıza çıkacak. Bunun altındaki 6 tanesi de petinize transformation basıyor. Kufbinder zaten birazdan göreceğiz. Örümcek şeklini veriyor. Gigahammer benim yeni aldığım, yeni isimlendireceğim, birlikte yine TS'sini basacağımız, az önce 349 keşe çektiğim pet. Kravos pet yine inventörümüzde var, 60 level'a Uğur kardeşimin kastığı pet var. Bu petten elimizde yok ama onun görüntüsünü de internetten bulabilirsiniz. Böyle bana çok güzel gelmiyor ama birazcık da sizin çarınıza yakın bir boyu var. Onun da tipine bakabilirsiniz. İnternette karşınıza çıkacaktır. Astaroth pet, şeytan petimiz zaten o da üstümüzde var. Bir de Pidama pet var. Bu Pidama da UTC'de gördüğünüz etrafınızda uçuşan bir pet. Bunu almak istemedim. Bu Pidama ile Gigahammer arasında kaldım ama bu duman efekti Gigahammer, Krovas ve yanlış hatırlamıyorsam örümcek de var. Şu ikisini birlikte görürüz birazdan. Buradan pet yazarak bunlardan birini alıp edinebilirsiniz. Farklılık, değişiklik olması açısından. Onun haricinde şöyle bir bakıyorum. Neyimiz var, neyimiz yok. Evet, yavaştan size bunları göstereyim. Şimdi sıralamayı nasıl yapayım? İlk önce şeytanı göstereyim. Sonra örümceği göstereyim. Örümceği zaten videolardan birçoğunuz biliyorsunuz. Hepsinden önce isterseniz şu kendi yumurtamızı bir basalım. Şuradan basıyorduk diye hatırlıyorum. Şu şekilde isim veriyorsunuz buradan. Macro Hunter diyelim. Basalım. Muhtemelen isimden boşluk bıraktığımız için olmadı. Şöyle tekrardan yapıyorum. Macro Hunter ismini koydum. Ve yumurtaya ismimizi verdik. Şu anda petimiz direkt Kaol olarak çıkıyor. İlk başta şurada görmüş olduğunuz görüntüyle karşınıza çıkıyor. Biz şimdi çeşitli TS'ler basarak sizlere bunları göstereceğiz. Şimdi bakıyorum. Neyle başlayalım? Şunlarla başlayalım isterseniz. Yine yanlış hatırlamıyorsam buradan basılıyordu. Yanma şansı zaten yok. Direkt şekil verecektir. Evet, ilk önce Bandicoot oldu gördüğünüz gibi. Bunların tabii ki düşük level'da moblar çıkaracak. Bunlar birazcık daha değişik çıkarabiliyor. Burada Bandicoot'u çevirdik. Şimdi devam edelim. Bir daha basalım bu NPC'de satılandan. Tekrar Kaol'a döndü.
Bir daha basalım. Bunun dediğim gibi çok şekil verme şansı düşük. O yüzden zaten ne peki satılıyor. Tekrar bandikot oldu. Yani bunda çok çeşit yok gördüğüm kadarıyla. Şimdi bir de high'ları deneyelim. Şöyle basalım bakalım. Evet. Golem oldu. Bu da güzel bir şekil bu arada. Golem de kullanılabilir. İsterseniz bunu da gösterelim hemen. Şöyle üzerimde göstereyim. Üstümüze giyiyoruz hemen. Şöyle. Golemi de sizlere göstermiş olalım. Golemin de tipi güzeldir muhtemelen. Evet. Gördüğünüz gibi golem farklı bir tip olarak karşımıza çıktı. Devam edelim buradan. Şimdi bunu kaldırıyorum buradan. Ve buradan basmaya devam ediyorum. Tekrar bir high basacağım. Bakalım bu defa ne çıkacak karşımıza. Hornet çıktı. Bu Hornet de bunu bir kere kullanmıştım ve vızır vızır sesi geliyor. Oyunun sesini benim gibi sevenleriniz varsa, yani şu hell sesi falan açıksa çok ses yapıyor. O yüzden sinir bozabiliyor. Hornet'i çok önermiyorum o yüzden. Evet, şimdi gelelim. Kendi satın aldığımız pete basmaya. Şöyle geliyorum. Normal petimizi buraya koyup aynı deminki gibi onu da TS'lere koyuyoruz ve basıyoruz. Ve karşınızda Giga Hammer'ımız, petimiz burada hazır arkadaşlar. Bunu da şimdi sırasıyla birlikte deneyeceğiz. İlk önce gördüğümüz, bildiğimiz petlerden gidelim. Sonra yeni buradaki pet bana da sürpriz olacak. Ben de şu anda ilk defa kullanacağım. Sonra Dragon ve Crovas petimiz sırasıyla açacağız ve bakacağız. İlk önce Şeytan petten başlıyorum. Burada hepsinin görüntüsünü rahat bir şekilde görmeniz için şöyle yapacağım. İlk petimiz Şeytan pet. Şeytan petin görüntüsünü birlikte inceleyelim. Evet, gördüğünüz gibi Draki'de gördüğümüz şeytan ismi de itmiş. Şöyle yakından görebiliriz. Şeytan diye bildiğimiz mobun, boss'un diyeyim, küçültülmüş hali. Bu da güzel, farklı bir görüntü veriyor sizlere. Evet, şimdi diğerine geçelim. Şöyle kapatıyoruz. Bu şekilde de kapanıyor herhalde. Bayağı değişik bir kapanması varmış. Şimdi şuna geldim. Kufbinder'a geldim. Şimdi Kufbinder'ı açıyoruz. Bunu zaten videolardan biliyorsunuz ama yine birlikte inceleyelim. Evet, o da geldi. Bunun da dediğim gibi altındaki duman olayı çok güzel. Bu da bir örümcek gibi etrafınızı dolaşıyor. Bu da gayet güzel, farklı bir görüntü veriyor sizlere. Şöyle gördüğünüz gibi altında sürekli bir duman var. Güzel, keyifli bir oyun sunabilir eğer pet seviyorsanız. Kutu toplarken böyle izliyorsanız güzel bir görüntü verecektir. Şimdi bunu da kapattım. Şöyle şimdi demin ismini verdiğimiz petimize bakalım. Bunu ben de şimdi göreceğim. Şöyle Giga Hammer petimizi çıkarıyoruz. Ben de büyük bir merakla bekliyorum şu anda. Evet. Petimiz çıktı. Gayet güzel bir görüntüsü var. Gayet farklı bir tipi var. Altında yine dumanı var. Gördüğünüz gibi bu şekilde videolarımızda bu peti kullanacağız artık bundan sonrasında. Gerçi değişe değişe kullanırız yine ama bunun da görüntüsü bu şekilde. Gerçekten farklı, değişik bir tipi var. Enteresan bir tipi var. Bakalım diğer petlerimiz nasıl görüntüler verecek bize. Şöyle bunu da kaldırdım. Evet, onu da şuraya koydum. Şimdi geldik. Bulunması nadir tüm serverlarda nadir bir pet. Çünkü bu belli bir eventle geldi diye hatırlıyorum ve Olympia serverında bildiğim iki tane var. Bir tanesi bu zaten. Bunu da hemen çıkaralım. Bakalım bu gerçekten eşsiz görüntüsüyle nasıl bir görüntü verecek bize. Evet. Fellow petimiz gördüğünüz gibi müthiş duman efektiyle karşımızda. Bu arada bu 35 level. Bunun level'ı 35, şuradan P'den bakabiliriz. Evet, buradan P'ye basarak da bilgilerini görebiliyorsunuz. Fellow petimiz gayet güzel bir görüntüyle karşımıza çıktı. Kuyruk ve ağız kısımlarında dumanlar var. Bu da farklı, eşsiz bir görüntü veriyor sizlere. Bunu da şuradan kaldıralım. Ve geldik son petimize. Birazcık detay vereceğimiz pete. 60 level. Şöyle nasıl gösterebilirim ben bunu? Level'ı burada gözükmüyor sanırım. Basıp gösterelim hemen.
Crovas petimiz hem görüntüsüne hem de 60 level petin yani son level'da 60 level'da pet bize neler katıyor? Biraz da bunları inceleyelim. Ve hem eşsiz görüntüsü hem de eşsiz level'ıyla 60 level petimiz geldi. Gördüğünüz gibi Crovas hem mor dumanları hem de altındaki dumanıyla çok güzel bir görüntü veriyor bizlere. Evet, şimdi gelelim bu petin özelliklerine. Yani bir peti nasıl kullanabiliriz? Farmda bize faydası nedir? Birazcık bunlardan konuşacağım. Hepsinden önce aynı karakter tanıtımı gibi peti size tanıtmak istiyorum. Şöyle P'ye basıyorum hemen. Ve 4700 HP'si var gördüğünüz gibi. Hani neredeyse bakın 4699 benim HP'm, 4700 onun HP'si. Gerçekten benden üstün bir pet diyebilirim şu şekilde. İşin şakasını bir tarafa bırakırsak 60 level pets 769 AP'si 940 defansı var. Yani gerçek ciddi anlamda mob kesiyor ve resistlerini de buradan görebilirsiniz. Son level'da şu anda kendisi. Bu şekilde otopet de koyabiliyoruz üzerine gördüğünüz gibi. Onun haricinde ne var ne yok şöyle bakıyorum. Skill'lere bakalım. Burada hepsinin açıklaması yazıyor zaten. Ben de çok bilmiyorum ama şöyle buradan gördüğüm kadarıyla göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu ikisi damage skill'leri. Şurada buff skill'lerimiz ve defans skill'lerimiz açılıyor. Yine aynı şekilde burada bir defans skill'imiz var. Gördüğünüz gibi 35 AC buradan alıyoruz. Şuradan da 250 HP veriyor. Bunun şimdi güzel ve kilit noktasından bahsedeceğim sizlere. Bu arada petinize şurada aynı burada kullandığınız mana potu sürükleyerek mana potta basabiliyorsunuz. Şuradan göstereyim. Manasını fullledik. Ve şimdi petin kilit noktasını, farmdaki bize faydasını şöyle göstermek istiyorum. Şimdi petimiz çıktı ve skill'lerini yerine koyacağız. Hemen şöyle getireyim. AC'ni koydum. AC'mizi koydum. Ve 250 buff'ımızı koydum. Evet, şimdi alt yani burada ben de alt şeklinde alt ve 4'e bastığımda kendime HP'yi aldım şu anda. 250 HP verdi. 4949 HP'ye ulaştık. Evet, şimdi bunun üzerine Undi alabiliyoruz. Bizim için çok büyük bir avantaj sağlıyor. 8K kadar HP'ye çıktık şu anda. Üzerimizde HP'ler varken 250'yi Undi'ye çevirerek kullanabiliyoruz. Bu gayet güzel. Yani bunun için Valkyrie falan kıranlar var bildiğiniz üzere. Bu açıdan bir masraftan sizi kurtarıyor. Bunun haricinde şöyle AC'sini atıyorum. Ve bunun üzerine AC'mizi de alıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda defansımız da 1041 oldu. Yani burada güzel bir destek sağlıyor kesinlikle karakterinize. Ama şöyle de küçük bir bug var. Onu da göstermekte fayda var. İlk önce petten AC aldım. Şu anda 741 gördüğünüz gibi. Bu şekilde AC aldığım zaman maalesef 1006 oluyor. Yani şunu yok sayıyor. Ama bunu silip üzerine şu şekilde aldığımızda faydasını görüyorsunuz. Yani ilk önce Undi'den önce HP'yi, AC'den sonra pet AC'sini alırsanız aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve bunların da süresine şöyle bakayım. İkisi de 10'ar dakika size buff ve AC sağlıyor. Bu açıdan gerçekten büyük bir faydası var. Ve dediğim gibi MOBA atakta da çok büyük bir faydası var. Ezik bir level'daysanız sizi kasacak bir seviyede bir pet diyebilirim bunu da. Dediğim gibi bu da böyle bir video oldu. Değişik bir video oldu. Gerçekten güzel görüntülerle size petleri tanıttım. Bu petlere internetten tek tek görüntülerine ulaşabilirsiniz ama hepsini bir videoya toplayarak güzel bir içerik çıkarmak istedim. Umarım farklı, keyifli bir video olmuştur sizler için. Bu arada videonun kartlar kısmından bu peti kasan arkadaşım Uğur. Uğur'un kanalına ulaşabilirsiniz. Uğur kendi kanalında tüm level'larda o pet nasıl kasılıyor? Yani 1 ile 15 level, 15 ile 30, 30-40 tam hatırlamıyorum ama tüm level'ları detaylı bir şekilde anlatan 2-3 tane videosu mevcut. Oradan da pete merak salmış olanlarınız varsa nasıl kasıldığını, 60 level'a nasıl gidildiğini inceleyebilirsiniz. Tüm tüyolarını oradan görebilirsiniz. Kartlar kısmına bırakıyorum. Bu videonun da sonuna gelmiş olalım. Dediğim gibi bu tarz bilgilendirme videoları, farm videoları, PK, XP hepsini kanalda bulundurmak istiyorum. Bu tarzda da farklı görmediğiniz ya da aradığınız, aramakta zorlandığınız videolar, fikirler olursa lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hiçbir şekilde sorgulamadan, mantık aramadan bu videoları çektiğimi defalarca kez söylemiştim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.